Şimdi soruyorum ben sana Diamond Tema, senin çocuğunun böyle bir toplumda yetişmesini, böyle bir ortamda yetişmesini ister misin? Eğer bir konu hakkında var da yok da diyemeyiz diyor isen, zaten seninle konuşacak bir şeyimiz yok, tedavi edilmen gerekli. Usulünü değiştirirsen o zaman seninle bir konuşacağımız bir şeyler, hatta birçok şey olabilir. Sizler bilim adamlarını resmen bir peygamber gibi taparsınız. Sizin çünkü ahlak anlayışınız olamaz. Sizin ahlak anlayışınız var ise senin ahlak anlayışın başkadır. Başka Agnostik'in ahlak anlayışı başkadır. Çünkü nasıl ki gelişen hayvanlarsınız, nasıl ki gelişen canlılarsınız, aynı şekilde başkaları size göre daha fazla gelişmiş diyeceksiniz. Şeriat gelince konuşamıyorduk ama siz gelince yaşayamıyoruz. Değil mi? Ama biz gelirsek siz yaşarsınız. Merak etme. Hatta biz gelirsek sizin mahkemeleriniz bile olabilir. Ama siz değil de sizin varyasyonunuz bir dinsiz bir devlet var şu an başımızda. Bizim mahkemelerimiz yok. Siz gelirseniz bize zorla askere de götürürsünüz. Ama biz gelirsek sizi zorla askere götürmeyiz. Özgürsünüz. Sizin çocuklarınızı zorla okullarımıza çağırmayız. Ama sizin varyasyonunuz olan şu an dinsiz bir devlet var. Ve o devletin kendi okullarına layık, dinsiz yetiştirmek için açtığı okullara çocuklarımızı çağırıyor. Ve layık sistemi korumak için, onun için mücadele etmek için açtıkları orduya çocuklarımız davet ediliyor, isteniliyor. Alınması zorunlu bir şekilde, gidilmesi ceza veriliyor. Şimdi sen neden konuşuyorsun? Şeriat gelse şu olur, bu olur derken bir bunları bir düşün. Bir o aklını bir kullan. Ondan sonra adaletli misin, değil misin biraz düşünürsün. Hani biraz kendini böyle ahlaklı veya adaletli olarak gösteriyorsun ya, onun üzerinden biraz düşünürsen, bugün acaba İslam mı, düzen mi daha adil, şu anki düzen mi ya da sizin getireceğiniz ne olduğunu bilmediğimiz distopya olan bir düzen mi? Agnostizmin bugün 50 yıl sonraki halini ben düşünemiyorum. Ama İslam'ın kaynakları belli. Şeriat olsaydı konuşamazdık. Tamam. Bunu bize mato söylüyorsunuz. Biz de şimdi size şunu söylüyoruz. Eğer agnostizm olsaydı, eğer ateizm olsaydı, şu an ülke onunla yönetilmiş olsaydı, toplumun yarısından çoğunu gay yapardınız. Yarısından çoğunu lezbiyen yapardınız. Biseksüel yapardınız. Yarısından çoğunu ailesiz yapardınız. Yarısından çoğunun çocuğunu, affedersin, gayrimeşru ilişkilerin sonucunda oluşan çocuk neyse ondan yapardınız. Ve bunlar sizin için bir sorun olmazdı. Hatta bunu sorun yapan insanlara da hapse atardınız, biliyor musunuz? Bunu sorun yapan, bununla mücadele eden insanlara da ahlaksız, insanların hayatına nasıl karışırsın diye hapse atardınız. Hatta siz ne yapardınız biliyor musunuz? Zaten sizler insan konusunda gelişmiş hayvanlarsınız ya. Zaten toplumu da öyle göreceksiniz. O şekilde insanların üzerinde rahatlıkla deneyler yapabilirsiniz. Hatta sizler şunu da yapardınız biliyor musunuz? Delileri sorunlu insanlar görerek toplattırıp öldürebilir, imha ettirebilirdiniz. Bunun sizin inancınız müsait. Peki soru, bizim inancımız bunlara müsait mi? Hadi cevap ver. Yani Celal Şengör denilen adam kendi çocuğu, kendi kızının üzerinden konuşurken ne diyordu? En fazla şunu söylerdim. Derdim ki adam eğisli mi değil mi? Ona dikkat et. Yani tamam, eğer cinsel ilişkiye gireceksen bir kişiyle, eğer bir kişiyle o ilişkiyi yapacaksan, cinsel ilişkiyi, böyle bir bağ kuracaksan, bari eğisli mi değil mi ona bir dikkat et. Yani bir hastaneden bir raporu var mı yok mu ona dikkat et. Ondan sonra istediğinizi yap. Bu zihniyetiniz sizin bu. Şimdi soruyorum ben sana Diamond Tema. Senin çocuğunun böyle bir toplumda yetişmesini, böyle bir ortamda yetişmesini ister misin? Hani aile kavramının olmadığı bir toplumun ne hale geleceğini anlayamıyor musun? O kadar araştırmacısın, o kadar meseleleri öğrendiğini düşünüyorsun. Sizin zihniyetinizin bu topluma, bu insanların başına geldiğinde insanları siz kibir manyağı, ego manyağı yaparsınız. Size göre gelişmiş insanlar egoist, kibirli insanlardır. İnsanlara böyle tepeden bakan insanlardır. Ve siz tepeden bakan insanları da kınayamazsınız. Sizin çünkü ahlak anlayışınız olamaz. Sizin ahlak anlayışınız var ise senin ahlak anlayışın başkadır. Başka Agnostik'in ahlak anlayışı başkadır. Çünkü nasıl ki gelişen hayvanlarsınız, nasıl ki gelişen canlılarsınız,
Aynı şekilde başkaları size göre daha fazla gelişmiş diyeceksiniz. Ya da bir doktorun, bir başarılı bir insanın sizin gözünüzde resmen bir ilah olduğunu şu an düşünüyorum. Sizin gözünüzde resmen bir ilah olarak görülebileceğini düşünüyorum. Sizler bilim adamlarını resmen bir peygamber gibi taparsınız. Çünkü sizin varlık konusunda herhangi bir şekilde Allah gibi bir varlığa matur konuşmayacağınızdan dolayı yeryüzündeki sizin gözünüzün gördüğü, başarılı olarak gördüğünüz profesörlerdir, oyunculardır, futbolculardır ne kadar varsa bunlara toplumsal olarak taparsınız. Onları yüceltirsiniz. Bu toplum ırkçılıktan da kurtulmaz. Yani eğer o ateist bir Türkse ya da ateist bir Kürtse vay haline bu toplumu. Yani bir düşünün derim. Hani şeriat gelince konuşamıyorduk ama siz gelince yaşayamıyoruz. Değil mi? Ama biz gelirsek siz yaşarsınız. Merak etme. Hatta biz gelirsek sizin mahkemeleriniz bile olabilir. Ama siz değil de sizin varyasyonunuz bir dinsiz bir devlet var şu an başımızda. Bizim mahkemelerimiz yok. Siz gelirseniz bize zorla askere de götürürsünüz. Ama biz gelirsek sizi zorla askere götürmeyiz. Özgürsünüz. Sizin çocuklarınızı zorla okullarımıza çağırmayız. Ama sizin varyasyonunuz olan şu an dinsiz bir devlet var. Ve o devletin kendi okullarına layık dinsiz yetiştirmek için açtığı okullara çocuklarımızı çağrılıyor. Ve layık sistemi korumak için, onun için mücadele etmek için açtıkları orduya çocuklarımız davet ediliyor, isteniliyor. Alınması zorunlu bir şekilde, gidilmesi ceza veriliyor. Şimdi sen neden konuşuyorsun? Şeriat gelse şu olur bu olur derken bir bunları bir düşün. Bir o aklını bir kullan. Ondan sonra adaletli misin değil misin biraz düşünürsün. Hani biraz kendini böyle ahlaklı veya adaletli olarak gösteriyorsun ya. Onun üzerinden biraz düşünürsen bugün acaba İslam mı düzen mi daha adil, şu anki düzen mi ya da sizin getireceğiniz ne olduğunu bilmediğimiz distopya olan bir düzen mi? Karanlık olan bir düzen mi daha iyi? En basitinden şunu bir düşün. İnsanların üzerine dayalı, insanların üzerine konumlandırılmış bir din değil, bir inanç değil bizimki. Sizinkisi öyle. Agnostizmin bugün 50 yıl sonraki halini ben düşünemiyorum. Ama İslam'ın kaynakları belli. İslam'ın kaynakları belli ama onları konuşan insanlar farklı farklı hangisini uyacağız demenizin saçmalık olduğunu düşünüyoruz. Bu İslam'ın sorunu değil. Allah din olarak İslam'ı seçmiş, kendine Müslüman diyen insanlar iddia sahipleridir. Bunlar ispat etmekle mükelleflerdir. Onlar da Kur'an'a ve sünnete göre kendilerini ispat edebilirler. Allah'a ve Resul'e itaat edin lafzı gereği bir Müslüman ancak bu şekilde kendini ispat edebilir. Onun dışarısındaki bütün söylediklerinizin tam manasıyla laf kalabalığı olduğunu düşünüyoruz. Ben şimdi Diamond Tema'nın gerçek manada inancını etkileyebilecek örnekler vermekten öte, çünkü kendisi inancını etkileyebilecek bir örnek vermemizi mümkün bırakmıyor. Dediğim gibi kendisi usul olarak o kadar saçma sapan bir usulü benimsemiş ki o usulle zaten insan kendi batılını çok güzel bir şekilde korur. Yani sen şu an kendi batılını koruyorsun. Zaten ona da dogma diyorsun. Hiç sorun yok. Seninle tartışacağımız pek bir şey yok zaten. Eğer bir konu hakkında var da yok da diyemeyiz diyorsan zaten seninle konuşacak bir şeyimiz yok. Tedavi edilmen gerekli. Usulünü değiştirirsen o zaman seninle bir konuşacağımız bir şeyler, hatta birçok şey olabilir. Şimdi benim inancıma gelirsek, benim dinim sorgulandığında Ayşe annemizin üzerinden bazı meseleleri ele alıyor. Tabii birçok meselenin üzerinde ele alıyor. Ama benim aklıma takılan bir şey oldu. Niye kalp meselesini almadın? Bak kalp meselesini de alsaydın şu omurgasız insanları biraz daha köşeye sıkıştırabilirdi. Hani kalp mi düşünür, beyin mi düşünür bu meseleyi? Bu konuyla da alakalı Allah'ın izniyle video çekeceğim. Bizler muvahhidiz. Bizler Tevbe suresinin 31. ayetini Allah hamdolsun iyi biliyoruz. Ve biz Allah subhanahu ve teala'nın yarattığını bilmez mi ayetine de iman ettiysek onun söylediği sözün dışarısında bir itikadımız olamaz. Buna istediğiniz şeyi söyleyebilirsiniz. Bizler zaten dünyadayken bunda ısrar edip, bunda sebat edip ahiretteyken Rabbim nasip eder İslam üzere canımızı alırsa Rabbim saptırmasın. O zaman konuşacağız. Hatta konuşmamıza da gerek kalmayacak. Bütün herkes gerçeği gördüğü zaman, hakikati gördüğü zaman zaten kimsenin konuşmasına gerek yok. Peki bizim kaynaklarımızda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin 9 yaşında Ayşe annemizle evliliği var mı? Var. Peki bu nedir? Biz bunu nasıl anlamamız gerekli? Nasıl bu meseleyi aktarmamız gerekli? Yani insanlara da biz bu meseleyi anlatmamız gerekiyor. Sonuçta insanlar Müslüman olacaklar ama Ayşe annemizin evliliğine takılmış. Ayşe annemizle alakalı mesele hakkında kalplerinde bazı şok, bazı olaylar, bazı hayretler yaşıyorlar. Şimdi bizim bu meseleyi anlama kriterimiz direkt hadisin kendisi olur ise zaten anlayamayız. Şimdi ben şuna girmeyeceğim. Farklı farklı kaynaklarda Arap toplumunda adetten sonra yaşı sayılırdı gibi diyen insanların söylediği sözlere hiç girmeyeceğim. Biz ne kadar makul açıklama yapsak da adı agnostik olan, adı ateist olan, adı bilmem deist olan kafirler diyorlar ki kıvırtmayın. Şimdi arkadaş, sizlere biz ne dersek, sizlere biz ne söylersek, yani sizin hoşunuza gitmeyen, işinize gelmeyen ne var ise ve makul olsa dahi siz bunu kıvırtma der iseniz asıl kıvırtan sizlersiniz deriz. Çünkü kıvırtmak doğru olan hakikatin karşısında kıvırtmaktır. Eğer sizlere doğru düzgün inancımız gereği
Kur'an ve sünnet üzere bir şeyi ortaya koyuyor isek ve sizler de halen kıvırtmayın diyor iseniz, o zaman kıvırtan sizsiniz. Şimdi ben Ayşe annemizle alakalı bazı meselelere şöyle bir değinmek istiyorum. Hadisi anlama babında. Şimdi bizler teorik ve pratik olarak iki kavramı ele alırsak, teorik bir bilgi olarak ele alırız. Pratik ise onu eyleme döktüğümüz, fiile döktüğümüz durumu ele alırız. Şimdi teorik olarak konuştuğumuz zaman üstü kapalı ve olumlu veyahut olumsuz, artısıyla eksisiyle, olabilir olamaz diye konuşuruz. Ama ne zaman onu fiile döktüğümüz zaman o düşüncelerimiz, o konuşmalarımız, o ön plana attığımız fikir neyse fiilde aslında işlemediğini de görebiliriz. Aslında konuştuklarımızın tam aksine farklı farklı şeyler olduğunu da fiilde görebiliriz. Ben bir Müslüman olarak Kur'an'ın ve sünnetin bizlere ne ulaşmış ise, bu konuda ehil olan insanlar bizlere ne ulaştırmış ise ve o ehil olan insanları ehil olarak gösteren insanlar bizlere ne söylemiş ise bizler deriz ki işittik, itaat ettik. Çünkü bir konu hakkında konuşabilmemiz için, örnek söyleyeyim bir hadis konusunda konuşabilmemiz için kesinlikle ve kesinlikle bir muhaddis olmamız gereklidir. O muhaddisin o hadis hakkında konuştuğu sözleri biliyor isek o muhaddise matuf konuşmamız gereklidir. Ancak ve ancak ilmi bu şekilde ele alır isek, bu şekilde değerlendirirsek ancak ve ancak adil olmuş, dürüst olmuş, omurgalı olmuş oluruz. Kafir olan insanlar bunu iyi duysun. Hiçbir kaynağınızın senetli olarak rivayet edildiği sabit değilken bizler inandığımız kaynakların senetlerinin olduğunu, yani ravilerinin, rical ilminin olduğunu, bir hadisi bir kişinin farklı farklı kişilere aktardığını ve bu farklı kişilerin İslam tarihinde tanındığı ve ehil olan insanlar olduğunu görüyoruz. Alimlerimizin sözleri bile senetle gelmiştir. Dikkat edin, alimlerimizin sözleri bile senetle gelmiştir. O yüzden bizlerin dininin ne denli otorite olduğunu, ne denli omurgalı olduğunu artık buradan anlamanız gerekli. Ama sizler tarihe başladığınız zaman bilmem Almanya'daki falan yazar şunu söylemiş, işte Osmanlı'daki falan yazar bunu söylemiş, işte filan kitap Osmanlı hakkında şunu söylemiş diyerek şahısların yazdığı sözlerin üzerinden konuşuyorsunuz. Sizin tarihiniz çöp. Şu an tarih öğretiliyor ya. Bence bir tarih öğretilecekse öncelikle o tarihin ne kadar deliller üzerine, ne kadar kaynaklar üzerine olup olmadığı araştırılsın. Bu konuyla alakalı bir sorgulama yapılırsa bugün Türkiye'de tarih falan kalmaz İslam'dan başka. Hangi kaynağınız var ki tarih olsun, ne olursa olsun hangi kaynağınız sened ilmine bağlı? Hatta Mustafa Kemal hakkında bile onlarca kullandığınız sözün kaynağı yok. Daha 100 yıl geçti ya. Yani adamın daha doğrusu sözlerini bile toparlayamıyorsunuz. Kendisi söyledi mi, söylemedi mi diye ispat edemiyorsunuz. Bizler ise 1400 yıldan beri Allahu Ekber inandığımız kitap korunarak hafızların vesilesiyle bize ulaşmış. Hadisler Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem zamanında yazılmaya ve ondan sonra hafızlar tarafından, muhaddisler tarafından hıfzedilerek kendi ilim talebeleri ve o ilim talebelerinin öğrettiği ilim talebeleriyle beraber bugün bizlere ulaşmış. Yani Hemman bin Münebbih'in sadece sahifesini araştırın. Bugün Berlin'de sergileniyor. İslam beldelerinde sergilenmiyor. Berlin'de sergilenen 132 tane hadisi var. Ve bu hadislerin Buhari veyahut Müslim'in içerisinde hadis kitaplarımızda olması bile insanı gerçek manada gururlandırıyor. İnsanı gerçek manada onurlandırıyor. Bir kafir olarak, gerçek manada dürüst bir kafir olun, gerçek manada adil bir kafir olun. Sadece bu dini biraz tarafsız bir şekilde sorgulayın. Deyin ki gerçekten İslam dini gibi böyle çevremize baktığımız zaman otorite bir din var mı? Otorite bir inanç var mı? Yok mu? Şimdi ben Ayşe annemizle alakalı meseleye değindiğim zaman şimdi Allah subhanahu wa ta'ala'nın kitabında Nisa suresinde şu ayet aklıma geliyor. Yetimleri diyor evlilik çağına kadar deneyin. Evlilik çağına kadar deneyin. Şimdi ben bu ayeti düşündüğüm zaman demek ki bir Allah katında evlilik çağı diye bir çağ var. Bu çağın hangi çağ olduğunu bugünkü sisteminiz elbette belirleyecek değil. Şimdi siz 18 yaşından altına küçük diyorsunuz. Başka bir devlet çıkar kanun koyar der ki 15 yaşının altındakiler çocuktur. Başka bir devlet çıkar der ki 10 yaşının altındakiler çocuktur. Sizler bizi zaten sorgulayacak kişiler değilsiniz. Bana göre öyle. O kadar açınız var ki, o kadar durumunuz pislik içerisinde ki, ahlaksızlık içerisinde ki sizler bize ahlak öğretecek ya da peygamberimizle tutup da ahlakla alakalı bir ders verebilecek kesinlikle ve kesinlikle insanlar değilsiniz. Öyle bir durumda değilsiniz. Nasıl ki bir delikten bakıldığı zaman bütün odanın içerisindeki eşyalar gözükmez. Gördüğünüz şeye göre amel edersiniz. Aynı şekilde siz de aynı şeyi yapıyorsunuz. Yani peygamberimize sadece bir delikten bakıyorsunuz. Ha tamam. 9 yaşında bir kızla evlenen bir adam tamam. Benim için bitmiştir. Allah subhanahu ve teala dedi ki kitabında nikaha erişecekleri zamana kadar yani evlilik çağına erişecekleri zamana kadar yetimleri deneyin.
olduğunu. Ha, demek ki İslam'da bir evlilik çağı var. Allah subhanahu ve teala'nın kitabı ise onda sizin için güzel örnekler vardır der. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i bizim için bir ölçü olarak gösterir. Ayşe annemizin de bir başka hadiste dediği gibi siz hiç Kur'an okumuyor musunuz? Onun ahlakı Kur'an'dı. Dediği hadisi de ele alır isek ki Ayşe annemizle alakalı daha çok meseleye geleceğim. Nasıl bir kadındı? Nasıl bir insandı? Onları da inşallah ele alıp daha sonra bir değerlendirme yapacağız. Biz de diyoruz ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin insanlara olan muamelesi, kendi inancına olan bağlılığı, insanların arasındaki adaleti, insanların sevip beğenmediği, insanların bugün gelin 50 yaşındaki kadınla evlenin desek evlenmeyeceği bir evliliği, yaşlı olan, kendisinden üstün yaşta olan insanlarla evlilikte bulunması, sadece kendisine mahsus olan gecenin 3'te 2'si kalkıp nafile, teheccüd namazı kılma zorunluluğu, başkaları bu konu hakkında mecbur bırakılmıyor ama kendisi bu konu hakkında mecbur bırakılması, bütün bunlara bakıp ve özet olarak geçer isek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin en son Mekke'yi fethedip Mekke'ye girmesi ve Mekke'den sonra herhangi bir şekilde onda bir kibir alameti, onda bir ego yükselmesi, onda bir ben yaptım demesi gibi gibi gibi. Ne kadar ahlak, yani onun ahlakıyla alakalı nice hadis okusak, onunla gerçekten Allah subhanahu ve teala'nın dediği gibi sen üstün bir ahlak üzeresin dediği ayete denk geliriz. O aklımıza gelir. Ve Resul sallallahu aleyhi ve sellemin o kadar zafer kazanmasına ve o kadar bir mevkiye gelmesine rağmen Mekke'ye girip halen o evinin içeriğini, o zühd içerisinde yaşadığı o evin içeriğini değiştirmemesi, halen bir hasırla yatması, halen bir candan, bir odundan işte bardağının olması, bu kadar sade bir hayatı sürdürmesinin, size göre böyle bir insanın, kız çocuğu dediğiniz bir insanla ve onun gerçek manada evliliği kaldıramayacağını düşündüğünüz bir insanla evlenmesi bir çelişki olmaz mı? Yani o kadar büyük işler başaran bir insanın sizin bu iddianıza göre küçük bir hatayla büyük başarılarına gölge düşürmesini düşünülebilir mi? Ben şunu demeyeceğim. Eğer bu ahlaksızlık olmuş olsaydı o toplumda, toplumdaki insanlar ona karşı gelirlerdi. Hayır. Toplumda eğer sizin inancınıza göre o şey ahlaksızlık genel olarak yayılmış ise Allah'a sığınırız. Peygamber de bunu yaptığın zaman toplum bunu kınayamaz. Ki o kitabı sizin dediğiniz gibi kendisi uydurmuş bir kitap. Buradan da size bir reddiye verilmesi gerekli ki yani okuma yazması olmadığını aynı hadislerde okuyorsunuz. Doğru mu? Yani o hadislerin içerisinde okuma yazmasının olmadığını, Kur'an'da onun ümmi olduğunu, herhangi bir şekilde eliyle bir kitap yazamadığını veyahut okuyamadığını, böyle bir şey olduğu zaman batıla uyanların şüpheye düşeceğine dair ayet varken, sizler halen bir insanın kitap yazdığını, kitabı uydurduğunu söylüyorsanız bu sizin saçmalığınızdır. Bu sizin tutarsızlığınızdır. Düşünsenize yanınızda o kadar katiple, o kadar vahiy katibiyle dolaşıyorsunuz. Size bir vahiy geldiğini söylüyorsunuz ve o vahiy ağzınızdan çıktığı gibi katiplerin yazması gerekli. Aksi halde şunu diyemezsiniz. Şunu söyleyemezsiniz. Ha orasını yanlış almışım şöyle düzelt. Ya da bir zaman sonra mesela bir yıl sonra, iki yıl sonra falanca ayeti örnek söylüyorum içerisinde şuralar düzeltilmesi lazım. Böyle bir şey diyemezsiniz. Bu kitap bu şekildeymiş. Yani sadece buradan bir düşünmenizi sadece istiyorum. Böyle bir kitabın kendisine indiğini düşünüyoruz. İndirilen hükümlere kendisinin bağlı olduğunu görüyoruz. Yani sabah sizlerin hangisi sabah namazında kalkmayı hoş görürsünüz? Yani insanların hoşuna giden bir din tebliğ etmiyor. Tam tersine. İnsanların hoşuna gitmeyen bir din tebliğ ediyor. Sabah namazı, yatsı, öğle, ikindi, akşam, 5 vakit namaz, 5 defa ve 5 defa abdest alacaksınız. 5 defa hayatınızı böleceksiniz. İşiniz var, böleceksin. Aşınız var, böleceksin. İşte çocuğumla ilgilenmem lazım. Namaz vakti geldi. Çok yorgunum, uyumam gerekli. Sabah namazı var. Ve üstüne üstelik bütün herkes 5 vakit namaz kılarken bir de sen kendine örnek söylüyorum diyeceksin ki 3'te gecenin 3'te 2'si sana mahsus olmak üzere kalk ve ibadet et. Ve bunu yazacaksın. Ha diyeceksiniz ki peygamber kendi yazmıştır, yapmamıştır. Bu ahlaksızlığı da yaparsınız. Şimdi söylüyorum size kendi ehli yok mu? Kendi ev ahli yok mu? Kendi ev ehli hiç mi sormayacak? Bunlar aptal mı? Çevresindeki insanlar sizin kadar haşa düşünemeyen insanlar mı zannediyorsunuz? Bunlar gerçek manada tutarlı gerekçeler değil. Ben kendi adıma söylüyorum. Bakın ben Müslüman olmamın gerekçelerini bir nevi anlatıyorum size. Bugün baktığım zaman gerçek manada bu dinden daha etkin, bu dinden daha makul ve kaynakları daha sağlam olan bir din bilmiyorum. Hristiyanlık mı? Yahudilik mi? Budizm mi? Deizm mi? Hangisini söyleyeceksiniz? Neyi benim önüme koyabilirsiniz? Bu dinden daha sağlam ki ben o dine sarılayım. Tamam diyeyim ya İslam dininden daha sağlammış bu diyebileyim. Bu gerçeği görmeniz gerekli. Sadece şunlara biraz kulak vermeniz gerekli. Şimdi bütün bu saydıklarım şeylerin üzerine düşünsenize insanları bir dine davet ediyorsunuz ve
insanlardan zekattan bahsediyorsunuz ve sadakadan bahsediyorsunuz. İnsanların malı, insanların paylaşmak istemediği en önemli şeylerden birisidir. İnsanların canından bahsediyorsunuz. Diyorsunuz ki cihat var, savaşacaksınız. Kiminle? Kendi akrabalarınız olsa da, kendi akrabalarınız olmasa da o insanlarla savaşacaksınız diyorsunuz. Siz bir dine davet etmiş olsaydınız insanları, acaba insanların nefsinin hoşuna giden bir dine davet etmiş olmaz mıydınız? Böyle bir gerekçeniz olması gerekli değil miydi? Sadece bunları bir düşünün diyorum. Ve böyle bir insanı tutup da 9 yaşında bir kız çocuğuyla evlenmiş demenizi gülerek karşılıyoruz. Çünkü siz peygamberi bilmiyorsunuz. Peygamberi sadece bu meselede biliyorsunuz. Bu meselede bilen bir insan da elbette peygamberi, evet, 9 yaşında bir çocukla evlenen bir insan olarak bilir. Diamond Tema diyor ki normalde cahilede de zaten o kadar çocuk gömme meselesi zaten yoktu. Ya da işte ondan önce falan falan isimli şahıs zaten bu şeyi kaldırmıştı diyor. Şimdi Allah rızası için bakın bu adaletli değildir. İnsanlara ahlak abidesi olup ahlakın ne olduğunu göstermeye çalışan bu ahlaksız tavır gerçek manada adil bir tavır değildir. İslam kaynaklarını okuduysan bununla alakalı nice delil vardır ki sahih. Hadis vardır ki peygamberimiz ya da Kur'an'da öyle bir ayet vardır ki meseleye direkt matuf olarak konuşmuştur. Matuf olarak ayet inmiştir. Sen bütün bunları tutup da ya işte Muhammed kız çocuklarının gömülme meselesi konusunda o kadar karşı değildi. Onları engellemedi. Zaten ondan önce zaten başkaları var diyerek onun başarısını böyle elinden almaya çalışman gerçek manada adaletli olmadığını gösterir ve niyetinin de iyi olmadığını gösterir. Sen şimdi onun başarılarını eğer göz dikiyorsan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığı işlerin başarısını sen farklı bir şekilde manipüle edip göstermeye çalışıyorsan sen kendi içinde tutarsızsın. Niye bir insanı değerlendirirken bütün her şeyinle değerlendir de nasıl bir insan olduğunu gör. Gördükten sonra o insanın samimiyetine inan ve samimiyetine göre hareket edersin. Ama sen bu şekilde devam edersen zaten doğruyu bulamazsın ki. Yani ben örnek söylüyorum Erdoğan'la alakalı doğrusunu ve yanlışını değerlendireceğim. Ama önce Erdoğan'ın örnek söylüyorum başarılarını bir yok sayacağım. Niye ben bunu yapayım? Başarılarını yok saydıktan sonra ben bu adamı neye göre değerlendireceğim? Ha, bana göre muteber bir insan değil. İnancıma göre muteber bir insan değil. İnancıma göre değerlendirdiğim zaman. Ama şu anki dünyalık olarak baktığın zaman insanlara belli bir zaman gayet refahı sundu. Allah'ın izniyle. Gayet işte toplumda dediği gibi yollardır, köprülerdir vesaire birçok refahı sundu Allah'ın izniyle. Ama inancıma göre gerçek manada bir muteber bir insan değil. Değerli bir insan değil bana göre. Şimdi sen de aynı şeyi yapar isen doğruya erişebilirsin. Aksi halde adil olmazsın. Tam tersine ahlaksızlık yapmış olursun. Bu şekilde de seni dinleyen insanlar da eğer senin ölçü alıyor ise onlar da ahlaksız ölçünü ölçü almış başka ahlaksızlar olmaya memur olacaklar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle alakalı meseleleri anlattık. Onun tarafından bazı meselelerden bahsettik. Yani nasıl bir şahsiyet, nasıl bir kişilik olduğundan bahsettik ki bu çok azıdır. Gerçekten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle alakalı Kur'an ve hadisi okuduğumuz zaman o kadar hadis var ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gerçekten insanlara mesleden durumu, gerçekten insanlara yaşam konusunda insanları izzetlendiren, insanlara itibar, prestij katacak hal ve hareketlerin olduğu aşikar bir şekilde görülmekte. Bir de ben şimdi Ayşe annemizle alakalı hani bu çocuk dediğimiz insanla alakalı فقد اللي خل غالي فقد الدرع المتين فقد والعين تدمع والضماير في وني خايف من البعد